Medya deyince nihayetinde bir sektörden bahsediyoruz. Ve diğer birçok sektörün özgürlüğünü niye konuşmuyorsak hususi olarak yani şirketlerdeki yöneticilerin, üst düzey yöneticilerin, beyaz yakalıların özgürlüğünü değil de niçin medya özgürlüğü diye ayrı bir başlık altında konuşuyoruz. Belki buna bakmak lazım. Bunun sebebi medyanın tarihsel olarak yani ilk çıkış noktasından itibaren gazeteciliğin kendini konumlandırdığı yerle alakalı. O da şu, medya bize diyor ki ben kamu yararına bir iş yapıyorum. Ve bunun içinde bu kamu yararına iş yaptığım için benim birazcık daha geniş bir alanımın olması lazım. Diğer sektörlerdense benim biraz daha geniş bir alanımın olması lazım. Bence mesele burada düğümleniyor. Çünkü bugün geldiğimiz noktada medya deyince bir endüstriden bahsediyoruz. Tabii. Ve bu endüstrinin artık yani evet yakın çevremizde bireysel örnekler olabilir. Böyle idealist gazetecilik, kamu yararı için işte doğrunun gerçeğin peşinde koşan ya da mesleğinin peşinde koşan bu tür kişiler muhakkak vardır ama şeye baktığımızda, sektörün geneline baktığımızda artık bu idealist kimliğin kalmadığını, bunun yerine bir sektörün, bir endüstrinin karşımızda olduğunu görüyoruz. Evet. Bir iş kolu var yani karşımızda. O zaman diğer iş kollarına tanınmayan bir özgürlük, yani diğer iş kolları standart bir özgürlüğün içerisinde işlerini görmeye çalışırken niçin bir diğer iş kolu olan medyaya o standart özgürlüğün, yani sizin benim gündelik hayatımızda sahip olduğumuz özgürlüğün daha ötesinde bir özgürlük tanımladı. O da şu gerekçeyi öne sürüyor genel anlamda medya. Yani biz bütün bunları da aslında bir medya kuruluşunun içinde konuşuyoruz. Belki biraz kendimizi konuşuyoruz ama evet, orta yolu bulma adına ya da sağlıklı medya nedir sorusuna bir cevap bulma adına öteden beriden örnekler almaya çalışarak bunu götürüyoruz. Şimdi iyi güzel, fakat medya kuruluşlarının ve medya mensuplarının bu taleplerini haksız mı görüyorsunuz? Yani biz kamu yararına, kamu yararına, bu cümle zaten bütün meseleyi bozuyor. Evet. Yani kamu yararınaysa o zaman verdiğiniz haberin kamu zararına döndüğü kısmını ayırt edebiliyor musunuz? Yani bu önemli. Bu kamu yararı değil. Biz kamuyu bilgilendirme adına haber yapıyoruz gibi bir dil tuttursalar belki o zaman daha sonraki durumunda haklılığı ortaya çıkar. Ama hem kamu yararına hem kamu zararına problemli değil mi sizce? Gayet problemli. İşte zaten burada medya bu özgürlüğü kullandığı kadar, yani diğer sektörlerin tecrübe ettiğinden daha fazla bir özgürlüğü kullandığı kadar bir de hesap verebilme mekanizmasının olması lazım. Bu hesap verebilme mekanizması da yani sadece devletin, yasa koyucunun yaptığı bir takım düzenlemeler değil. Bazı sektörel ilkelerle, bazı sektörel kuruluşlarla bu hesap verilebilirliğin yapılması lazım. Bir şeffaflaşma içerisinde olması lazım. Yani benim şey olan, benim için bu medya özgürlüğü tartışmasında beni rahatsız eden nokta, örneğin medyanın bir siyasi, çeşitli medya gruplarının siyasi pozisyon sahibi olmaları değil. Bu dünyada örnekleri vardır. İşte şeye gidersiniz, hani çok alıntılandığı için söylüyorum, İşte Amerika'da Washington Post'un şeyi bellidir, yayın çizgisi bellidir. İşte biri demokrattır, biri cumhuriyetçidir. Yani bu siyasi pozisyonlarda da sorun yok. Sorun işte bu siyasi pozisyonların objektif bir zeminmiş gibi, kamu yararı kisvesinin altında sunulması ve bunu dengeleyecek bir mesleki denetim mekanizmasının ve tabii ki bir hukuki denetim mekanizmasının olmaması. Sorun birazcık burada karşımıza çıkıyor.